Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin bir açıklaması oldu. Biz size aracı sattık, ister plaja götürün, isterseniz patates taşıyın, ürünü kullanıp kullanmama tamamen ülkenin, alıcı ülkenin kararına bağlı dedi. Bu çerçevede daha önce Haziran ayı itibariyle operatif hale geleceği belirtilen birinci sistem aktif mi? Ve ikinci sistemin teslimatlarına ilişkin bir takvim söz konusu ne zaman başlar? Şimdi her zaman söylendiği gibi bir sistem alınıyor ise kullanılmak için alınır. Bunun başka bir izahı ve yorumu olamaz. Bunu devletin çeşitli kademelerinde yetkililer söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bakanlarımız bu defaatle dillendirildi. Yani bir sistem alınıyorsa kesinlikle kullanılmak ve fonksiyonel olmak için alınır. Nokta. Ondan sonra bu kullanıma geçme süreci, malum demin de belirttik, bütün dünya belirli bir süreçten geçti. Seyahatler kısıtlandı, belirli ilişkiler ve çalışma tempoları düşürüldü. Bu süreçte sistemin devreye alınması, aktif edilmesi faaliyetleri de tabii ki iki ülke arasında belirli ilişkiler ve gidiş gelişleri ilgilendiriyor idi. Ama sistem Türkiye'de hazırlıklar devam ediyor ve bizim tedarik sürecinde teslim ettiğimiz müşterimiz var. O da kullanıcı, malum kuvvetlerimiz, Milli Savunma Bakanlığı. Onlar bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar ve bu konuda da her türlü süreç kendi mecrasında gidiyor. Ve bu mesele gündeme geldiğinde oradan yapılacak açıklamaları takip edebilirsiniz. Yeni sistemin teslimatına ilişkin bir tarih söz konusu mudur? Belirli bir tarih var mıdır? Şimdi yeni sistemle ilgili bunu birkaç kez daha söyledik. İkinci aşama diyelim buna. Malum bu proje kendi içinde belirli üretim ve teknoloji unsurlarını da içeriyor idi. O unsurların detaylarında çalışmalarımız var. İkinci sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız var. Demin bahsettiğim teknoloji transferi ve ortak üretim detayları ve yol haritası ile ilgili önemli ölçüde teknik çalışmalar gerekiyor ve iki tarafın mutabık kalması gereken önemli teknik detaylar var. Bu detaylar konusu meseleyi biraz taşıdı. O açıdan ikinci sistem tedariki olacak mı olmayacak mıdan çok, o süreçte bizim kazanımlarımızın ne olduğu, ne olacağı ve bunun hayata geçmesi konusu bizim için önemli. Yoksa tedarikin olup olmayacağı bir soru işareti teşkil etmiyor.